Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Meryem suresi 16-26. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Meryem ve oğlu Hazreti İsa'nın macerasından, şu hayatta yaşadıklarından bir kısmını bize anlatıyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Kitapta Meryem'i yad et. Hazreti Meryem, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen dünyanın en önde gelen kadınlarındandır. İşte Meryem suresi onun ismiyle yad edilmiştir. Hazreti İsa'nın annesi olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Ve bütün kadınlar içerisinde baba olmaksızın çocuk sahibi olmak, böyle bir imtiyaza da sahiptir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'i gerek burada, gerek Ali İmran suresinde, gerekse bazı başka yerlerde değişik yönleriyle bize anlatıyor. Dolayısıyla onun bu kıssasında hepimiz için dersler, ibretler var. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ Kitapta Meryem'i de yad et. اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّ O, ailesinden doğu tarafına doğru çekilmişti. Ailesinden uzak doğu tarafına çekilmişti. Hristiyanların doğuya doğru yönelmeleri, kiliselerinin kıblesi olarak bununla alakalı olduğu da ifade edilir. Hazreti Meryem işte annesi Hanne'nin duasıyla Ya Rabbi ben kendi karnımdaki çocuğu senin dinine nezrettim diyor. Ama dünyaya geldiğinde bakıyor ki kız çocuğu, normalde kız çocukları Mescid-i Aksa'da doğrudan devamlı dine ibadet edecek şekilde olmaları, öyle bir uygulama yok. Ama Hazreti Zekeriya'nın özel gayretiyle gerçekten çok iyi bir şekilde yetiştiriliyor. Ve kendisi daha genç yaştayken Hazreti İsa Aleyhisselam harika bir şekilde ona ruh olarak üfleniyor ve Hazreti İsa'nın annesi oluyor. Okuyacağımız bölüm bunları bize anlatan bir bölüm. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Ve onlara karşı bir perde edinmişti. Yani onların gözünden uzak bu şekilde perde edinmişti. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Biz ona ruhumuzu gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Gönderdiğimiz ruh ona düzgün bir insan şeklinde temessül etti. Yani rivayetlere göre Hazreti Meryem yıkanırken Cebrail aleyhisselam bir insan şeklinde görülüyor. Tabi bu Hazreti Meryem gibi iffet abidesi birisi açısından çok şaşkınlıkla karşılanan bir olay. Burada ayette ruhumuzu denilmesi, Cebrail aleyhisselama ruh da deniliyor. Daha başka açılardan da değerlendirmeler yapılmıştır. Galet inni euzu birrahmani minke Hazreti Meryem dedi ki ben senden Rahman'a sığınıyorum. İn kunte takiyye eğer müttaki biriysen, yani Allah'tan korkuyorsan sakın bana bir şey yapma. Senden Allah'a sığınıyorum. Gale inneme ene rasulü rabbik. Cebrail aleyhisselam ona dedi ki ben ancak Rabbinin bir elçisiyim. Li ehebele ki gulemen zekiyye sana tertemiz bir erkek evlat hibe etmek için ben Rabbinin bir elçisiyim, bu noktada görevliyim. Galet Hazreti Meryem şaşkınlıkla dedi ki enna yekunu li gulem, yani benim nasıl çocuğum olur ki وَلَمْ يَمْسَسْنِي beşer, bana herhangi bir beşer dokunmadı. Yani ben evli biri değilim. وَلَمْ اَكُ بَغِيَّ ve iffetsiz biri de değilim. Gayrimeşru ilişki içerisinde olan biri de değilim. Dolayısıyla benim nasıl çocuğum olur? قَالَ كَذَٰلِكَ Melek dedi ki, evet dediğin gibi. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ Rabbin şöyle buyurdu, o bana kolaydır. Yani Allah-u Teala yahlugu ma yeşa ve huve bikulli halqin alim, dilediğini yaratır ve o her türlü yaratmayı bilendir.
Allah-u Teala Hazreti Adem'i doğrudan topraktan yarattı. Ve Hazreti Havva, o da yine yaratıldı. Bir anne, bir baba olmaksızın yaratıldı. Allah-u Teala bu şekilde yaratıyor. Normalde bizleri anne babayla yaratıyor. Ancak anne babamız da biliyor, biz de biliyoruz ki anne babamız bizim yaratıcımız değil. Yaratılmamız için bir sebep, bir vesile. Mesela anne baba çocuklarının cinsiyetine müdahale edemiyorlar. Anne baba çocuklarının boyuna, saçının rengine, gözünün rengine müdahale edemiyorlar. Öyle ki sağlam bir annenin sakat çocuğu olabiliyor veya diyelim gözü görmeyen bir annenin gözü gören çocuğu olabiliyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Yaratan Allah, anne ve baba çocuğun yaratılması için sadece bir sebep. İşte ayet-i kerimede nazara verildiği üzere Cebrail aleyhisselam da Hazreti Meryem'e bunu hatırlatıyor. Rabbin dedi ki babasız bir çocuk yaratmak bana kolaydır. وَلِنَجْعَلَهُ اَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا Bunu insanlara bir ayet kılacağız. Yani Allah böyle de yaratır. Harika bir durum kılacağız. Ve bu bizden bir rahmettir. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيَّ Ve zaten iş olup bitmişti. Yani bunun hükmü verilmişti. Ezel canibinde bu böyle kararlaştırılmıştı. Ve böylece bu iş gerçekleşti. Netice itibariyle Cebrail aleyhisselamın üflemesiyle Hazreti Meryem Hazreti Yahya'ya hamile kaldı. Fehamelethu ve karnındaki karnındaki İsa'yı taşıdı. Fentebefet bihi mekanan gasiye onunla beraber karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Feecaehel mahadu doğum sancıları daha sonra kendisine geldi. Yani bu normal bir doğum olarak da düşünülebilir. Ayet-i kerimede bunlara ayrıntılara girilmemiş. Tefsirlerde 7 aylık bir hamilelik süresi olduğu veya 8 aylık hamilelik süresi olduğu gibi değişik rakamlar var. Bazı rivayetlerde de hemen çok kısa bir zamanda doğumun gerçekleştiği şeklinde ifadeler var. Peki hangisi doğru, hangisini esas alacağız? Bu gibi noktalarda kesin bilgiye sahip değiliz. Allahu alemu biz sevap diyeceğiz. Doğrusunu Allah bilir. Ama her halükarda Hazreti İsa'ya hamile kaldı ve doğum sancıları başladı. Ve doğum sancıları onu ila cid'in nahle bir hurma dalına doğru oraya doğru sevk etti. Yani doğum esnasında destek almak üzere hani anne babası kendisi yakınlarından uzak vaziyette tek başına doğum olacak. Galet ya leyteni Meryem dedi ki keşke ben mittu gable hâze keşke ben bundan önce ölseydim ve küntü nesyen mensiyye büsbütün unutulup gitseydim. Gerçekten bu normal şartlarda düşünüldüğünde böyle hatıra gelir. Çünkü baba olmaksızın bir çocuğun dünyaya gelmesi alışılmış bir şey değil. İşte Hazreti Meryem kendisinin iffetli olduğunu biliyor ama bunu insanlara nasıl anlatacak? Ve anlatmak zor olduğundan büyük bir ızdırap içerisinde ve diyor ki keşke ben daha önce ölseydim de unutulup gitseydim. Fenâdâhe min tahtihe onun altından nida etti. Burada nida eden harika bir şekilde karnındaki çocuk olabilir. Tefsirlerde buna işaret edilmiştir. Veya Cebrail aleyhisselamın ona nida etmesi de düşünülebilir. Şu şekilde bir nida geldi alt tarafından. Ella tahzeni üzülme. Gaccale rabbuki tahteki seriye. Allah senin altında bir su pınarı meydana getirdi. Yani orada harika bir şekilde bir su meydana geliyor. Çocuk dünyaya geldiğinde yıkasın, kendisi yıkansın. Bu manada harika bir şey meydana geliyor. Veya şu manada da açıklama yapılmış. Yani senin altındaki, karnındaki bu çocuğu Allah büyük bir insan yapacak. Ve o insanlığın efendilerinden olacak. Seriye ifadesine böyle bir manada veriliyor. Ve hüzzi ileyki bi cid'in nahleti yani o hurmanın dalını
kendine doğru çek, silkele. Tüsagıt aleyke rutaben ceniyye, ve sana bu şekilde taptaze hurmalar oradan düşsün. Rivayete göre ve şu andaki Hristiyanların da Hazreti İsa'nın doğumunu Aralık ayında kutlamaları nazara alınacak olursa, rivayetlerde de o tarz anlaşılıyor. Mevsim kış mevsimi. Ve kış mevsimde normalde taze hurma düşünülemez. Ama orada da harika bir durum oluyor. O kuru dallarda Allah-u Teala taze hurma yaratıyor ve böylece İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğinde tatlı bir hurma, o şekilde bir tatlıyla hayata başlamak, tatlı bir hayatı olması gibi bunlara imkan veriliyor. Ve tıbbi noktadan da gerek anneye gerek çocuğa doğumdan sonra hemen bir tatlı verilmesi çok faydalı olduğu ifade edilir. Burada da taze hurma ayet-i kerimede nazara verilmekte. Fekuli ve şrabi, yani sen ye, iç ve garri ayne, ve gözün aydın olsun. Yani bu korkulacak bir şey değil. Evet, babasız bir çocuk ama senin için utanılacak bir şey değil. Senin için bir şereftir bu. Gözün aydın olsun. Fe imma tarayinne minel beşeri ahaden, eğer insanlardan herhangi birine rastlarsan, görürsen, fequli, ona de ki, inni nezertu lirrahmani savme, ben Rahman'a oruç adadım. Buradaki savm konuşmamak tarzında ifade ediliyor. Felen ükellimel yevme insiye, bugün ben kimseyle konuşmayacağım. Tabi bu konuşmama, orada başka bir harika durum ortaya çıkacak. Hazreti Meryem insanlara konuşmayacak ama karnından yeni dünyaya gelmiş olan bebek, Hazreti İsa harika bir şekilde daha yeni doğmuş bebekken insanlarla konuşacak. Fe'etet bihi gavmehe tahmilu, ve kavmine çocuğunu taşıyarak geldi. Galu ya Meryem, onlar dediler ki ey Meryem, legat ci'ti şey'en feriyye, yani doğrusu sen çok garip bir şey getirdin. Yani bu nereden? Devamında zaten ithamları da anlaşılıyor. Ya uhte Harune, ey Harun'un kız kardeşim. Bu Hazreti Musa'nın kardeşi olan Harun şeklinde herhalde anlaşılmamalı. Onun zamanında da Hazreti Meryem'in zamanında ibadette mümtaz bir Harun'dan söz ediliyor. Hazreti Meryem de son derece ibadete dikkat eden birisi olduğundan ona da uhtu Harun demişler. Ya uhte Harune, ey Harun'un kız kardeşi, mâ kâne ebûk imra'e sev'in, senin baban kötü biri değildi. Ve mâ kânet ummuki bagiyye, ve annen de hayan haşa bir fahişe değildi. Baban namuslu, annen namuslu, ama sana ne oldu böyle? Hem de ibadete dikkat eden birisiyken sana ne oldu? Bu çocuk nereden? Tabi bu durumda hayalimizde Hazreti Meryem'in durumunu hayal etmeye çalışırsak, genç bir kız açısından babasız bir çocukla toplum içine çıkmak, bunu izah edebilmek kolay bir şey değil. Çok büyük bir sıkıntı. İşte Hazreti Meryem de ilahi talimata göre hareket ediyor. Doğrudan kendisi bir şey söylemiyor. Fe eşaret ileyhi, kucağında çocuk var ve kucağındaki çocuğa işaret ediyor. Onunla konuşun diyor. Galu, dediler ki keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye, yani biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşacağız? Gale inni Abdullah, işte o beşikteki çocuk Hazreti İsa onlara dedi ki inni Abdullah, ben gerçekten Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitabe ve caleni nebiyye, bana kitabı verdi ve beni bir peygamber kıldı. Burası tabii çok ilginç. Şu anda Hristiyanların büyük bir ekseriyeti Hazreti İsa'ya bizden farklı bakıyorlar. Biz Allah'ın peygamberi diyoruz, en büyük peygamberlerden diyoruz. Ama onlar haşa Allah'ın oğlu diyorlar. Ve Allah'ın oğlu derken de kendilerince şöyle bir açıklama getiriyorlar. İşte insanlar Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesiyle hepsi günahkar oldu.
Dünya bu şekilde günahlarla kirlendi. İşte Cenab-ı Hak insanlara acıdı. Oğul İsa'yı yeryüzüne gönderdi. Oğul İsa da kendini feda etti, çarmıha gerildi. Böylece insanlar bu günahtan kurtulmuş oldu diyorlar. Bu manada bir açıklama getiriliyor. Biz ise Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesinden dolayı bizlerin suçlu olmadığını, وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى, yani hiçbir günahkar başkasının günahını taşımaz, Kur'an'ın böyle dediğini biliyoruz. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kulu olduğunu ifade ettiğini biliyoruz. Son derece ilginçtir. İsa Aleyhisselam dünyaya geldiğinde ilk sözü İnni Abdullah, ben gerçekten Allah'ın kuluyum demesi oluyor. Sanki daha ilk sözünde ileride kendine Allah'ın oğlu diyecek kimseleri reddetmiş oluyor. Onlardan beri olduğunu, onların dediği gibi olmadığını ifade ediyor. Ve اَتَانِيَ الْكِتَابَ, bana kitabı verdi, ve وَجَعَلَنِ نَبِيَّ, ve beni bir peygamber kıldı. Yani bana kitabı verecek, İncil'i verecek ve beni bir peygamber kılacak. Bunu geçmiş zaman ifadesiyle söylemesi ileride vukuunun muhakkak olmasından dolayı. Ve cealeni mübareken eyneme küntü, ve ben nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati, ve bana namazı zekatı emretti. Medümtü hayye, hayatta bulunduğum sürece namazı zekatı emretti. Acaba burada zekattan murat nedir? Zekat temizlik anlamına da gelir. Yani tertemiz olmayı, tertemiz duygular taşımayı, tertemiz işler yapmayı bana emretti, bana vasiyet etti. Bu manada anlaşılabilir. Veya kendi dininde namaz ve zekat gibi hükümlerin bildirilmesi bu manayı da ifade edebilir. Ve berran bi velideti, anneme iyilik yapmamı bana emretti. وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيَّ, ve beni şaki bir cebbar kılmadı. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ, doğduğum günde bana selam olsun. وَيَوْمَ اَمُوتُ, ve öleceğim günde. وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيَّ, ve hay olarak diriltileceğim günde bana selam olsun. Yani doğduğu günde selamete ermiştir. Ağlamadan dünyaya gelmiştir. Öleceği gün dünyadan diyelim Yahudilerin onu öldürmek istemesine karşı taraf ilahiden semaya yükseltilmesi ve tekrar diriltileceği gün, o dehşetli kıyamet gününde de bana selam olsun. ذَٰلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ, işte bu Meryem oğlu İsa. Meryem oğlu İsa böyledir. Bazılarının anlattığı gibi başka şekilde değildir. قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ, insanların şüpheye düşmüş oldukları konuda hak söz işte böyledir. مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ, Allah için bir çocuk edinmesi söz konusu değildir. Allah bundan yücedir. اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ kün feyekun. Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve olur. Yani Hazreti Adem ve Havva'yı anasız babasız yarattığı gibi Hazreti İsa'yı da babasız yaratır. Ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'budu. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. Bu dosdoğru bir yoldur. Allah Kur'an'ın bize gösterdiği dosdoğru yolda gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.